Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi bu kısımda yine önemli şeyleri konuşacağız her zamanki gibi. Fenerbahçe'de orta saha borsası diye söze başlayalım. Bu arada yıldızlar <laughs> yeni logo. Ee, küçük e, bir değişiklik yapalım dedik bu video özel. Bakalım keşfettiniz mi? Fark ettiniz mi? Şimdi Fenerbahçe için orta saat transferinde sıcak saatler yaşanıyor diyor. Ben hiç inanmıyorum. Çünkü sıcak günler yaşanıyor. Birkaç gündür bu sıcaklık var. William Arao için yapılan ilk teklif geri çevrildi. Fiyat yükseltilmeye çalışılıyor. Alex Kral Spartak Moskova'ya geri dönmeyeceğini açıkladı. Vinicius Souza olayı malum vesaire 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 diyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe orta sahaya niye eleman arıyor? Kafadaki sorular bu. Yani %100 bir şekilde bunun cevabını ne ben verebiliyorum ne yönetim verebiliyor. Nasıl yani? Şu şekilde söyleyeyim. Şimdi orta sahayı niye arıyorsun? Sistemden dolayı. Şundan dolayı bundan dolayı. Tabi bundan olabilir. Crespo satılacak. Bu da olabilir. Orta sahalar yetersiz. Bu da olabilir. Ee, hani 50 tane bahane bulabilirsin. 50 çeşit sebep bulabilirsin. O var, bu var, şu var. Ama şu an mevcut konjektürde en mantıklısı şu. Jesus istedi diye. Yani bunu söyledim bir de iş biter. Gündemde 3 tane isim saydım. Bir kere Vinicius Souza ismini konuşmayın. Bitti. Beklemeyin. Bizim hani Alex Kral ismi de şöyle bir özelliği var. Alex Kral bedava yazmış habere. Spartak Moskova'nın yüksek talepleri var. Fenerbahçe, Erta Berlin geri adım attı. FIFA dedi ki bir yıllığına başka ülkedeki takımlara gidebilirsin. Fenerbahçe'de bu açıdan bak hani bunun doğru olduğuna hem inanmıyoruz hem de doğru bir yaklaşım değil. Alacaksın, yıldızlaştıracaksın, geri göndereceksin. Ne anladık? Yani West Ham kiralamaya 5.2 ödedi. Yani gerisini düşünün arkadaşlar. Dediğim gibi Vinicius Souza'yı kesinlikle beklemeyin. Yani e, bu arkadaş orta saha olan arkadaş kesinlikle beklemeyin. Zaten 9 milyon euro istediklerini belirtmiştim. Sonrasında da herkes aynı şeyleri söyledi. Sizin burada beklemenizi istediğim şey şu. Arao. Şimdi William Arao'ya Fenerbahçe talip oluyor. Jesus görüşüyor konuşuyor. Gönlünü de çeliyor açıkçası. Fakat Flamengo şey gibi hani biz onlara kızmız vermeyiz diyenler gibi e, Flamengo buna onay vermiyor. Arrao da ayrılmak istiyor. Yönetimi bildiriyor. Fenerbahçe ilk teklifini gönderiyor. İlk teklif son teklif yok. 3 milyon euro arkadaşlar bizim teklifimiz. Ve bunu da 4 taksitle ödemek istediğimizi belirttik. Çünkü bizim financial fair play'imiz var. Harcama nöbeti cart Zaten oyuncu da 29 yaşında. Oyuncu 29 yaşında. Adamlar da bunu bilip para kazanma peşindeler. Şimdi sosyal medyadaki duyumculu arkadaşlar da benzer şeyleri söylemiş. Arao için 3 milyon euro Fenerbahçe teklif ettim. Flamengo 5 istiyor demiş en son 5 istediği futbolcunun çorbasını yaparlar artık. Şimdi bonservis pazarlığı sürüyor demiş. Hayır pazarlık mazarlık yok. Bizim teklifimiz net. 3 milyon euro onu da 4 taksitle. 750, 750, 750 şeklinde. Ha içim atmıyor. Ayrı mesele. Jesus'un eski öğrencisi olması. Orta sahada stoperde kullanırım. Düşüncesinde olması. Hani sesimi kesiyorum. Şimdi dediğim gibi sesimi kesiyorum. Jesus istiyorsa vardır bir bildiğim. Şimdi Jesus da yeniden çalışmak istiyor. İki kulübün anlaşmasını bekliyor. Pazarlıklar devam ediyor. Haberleri var. Ya bilmiyorum ya. içim atmıyor. Bir türlü içim atmıyor arkadaşlar. Açık söyleyeyim. içim atmıyor. Bu arada stoperde oynayabiliyor hocam da. Biri mi gidiyor? Mesela Kim Minji mi gidiyor? Başkası mı gidiyor? Ya ben şunu söyleyeyim. Kim Minji olayla ilgili. Napoli Kim Minji'yi aldı diyorlar. Arkadaşlar ortada alma verme yok. Hani ben bazen başlık atıyordum. Sonradan değiştirdim onu. İşte şu bu takımda. Kim Minji Napoli'de. Sonra diyorlar ki hani Kim Minji Napoli Napoli'deydi. Ya adamlar böyle başlık atmış. Olsun sen böyle başlık atma dediler. Düşününce doğru. Bakın Napoli eldeki futbolcuları satmaya çalışıyor bazılarını. Mesela bunlardan biri kolibali. Eğer kolibaliyi satarsa, satabilirse, verebilirse ilk adayları kim? Minji. Bakın Napoli'nin ilk adayı kim? Minji. Buna garanti veririm. Zaten bu adamların şöyle bir özelliği var. Fenerbahçe'den Elif Elmas'ı aldılar tuttu. Tamam. Artık kimi verirsek tuttu mantığı var. Sizde de yok mu? Portekiz'den Crespo'yu aldık, tuttu. Lincoln'u aldık. Tamam kesin tutar. Çünkü orta saha tutuyor bak bizde. Portekiz'den gelenler mantığı var. Yemeyin beni. Bu mantık var sizde. Onda da var. Ha. 23 milyon euro'yu öderler mi? İşte o soru işareti. Bu çok büyük soru işareti. 23 milyon euro olayı çok büyük soru işareti. Ama ödemezler diyemeyiz. Bekleyeceğiz. Şimdi Alex Kral olayı aslında uzun uzadıya konuşulacak bir olay. Bak gerçekten uzun uzadıya konuşulacak bir olay. William Carvalho'yu almaya çalışıyorsun. Ama Galatasaray elinden alıyor. Birine değil. Lommel'dan Carl Vinicius Souza istiyorsun. Adamlar vermek istemiyor. Şimdi Rus pasını bu arada onu da söyleyeyim. Rus pasını Alex Kral için Bon servisi elinde bulunduran Spartak Moskova ile Fenerbahçe'nin pazarlık yaptığını iddia ediyor. Spartak 12 milyon euro ödemişti diyor. Ama 5.75'e kiralamışlar. Şimdi 5 milyon euro bon servisi istiyor diyor. Kiralama seçeneği de masadan. Beni yanlış anlamayın. Tuhaf bir cümlede kurmuş olmak istemiyorum ama. William Carvalho'yu 5'e alacağıma ben Alex Kral'ı 5'e alırım. Açık söyleyeyim. Ya ben olsam Alex Kral'ı 5 alırım. Ha Hocam sen de her genci tutacak zannediyorsun. Yok tutacak zannetmiyorum. Oyuncuyu birazcık izleyince siz de bana hak vereceksiniz. Siz de bana hak vereceksiniz. Durum bu. Fenerbahçe eğer Carvalho'yu alamazsa, Souza'yı alamazsa, Arao'yu alamazsa Ulan diyecekmiş 5 milyon euro Arao'ya vereceğimi buna veririm gider alırım diyecekmiş. Yani bu da komik bir cümle. Emin olun 5'e beş, verecek olsalar Fenerbahçe araba maraba yapmaz. Haberiniz olsun. Fenerbahçe'den Fenerbahçe'ye Brezilya'dan Solbek, yeni Roberto Carlos Wellington. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben doğru düzgün izlemedim. Ama izleyen bazı kardeşlerimiz var. Bana söyledikleri şu. Aman diyorlar kurban olayım hocam söyle. Kesinlikle alsınlar ee, yeni Roberto Carlos bu ya bu çok iddialı bir cümle Yani bu çok iddialı bir cümle yeni Roberto Carlos cümlesi ha izlediğimize baktığımıza göre evet e, ciddi bir olay var yani ciddi bir durum söz konusu. Fakat ben haber okuyayım size. Ben haber okuyayım size. Şimdi bu arada bir başka bir şey gördüm ondan dolayı biraz duraksadım. Ve Brezilya'da Lance ve ESPN Fenerbahçe'nin Sao Paulo ile 21 yaşındaki sol bek için el sıkıştığını duyurdu. Arkadaşlar ben her gelen duyumu aktarmıyorum. Her gelen duyumu aktarsam. 4 milyon euroya kesin olarak Fenerbahçe'de duyumu geldi. Ama arkasını soruşturuyoruz. Sorduruyoruz, soruşturuyoruz. Şimdi 21 yaşında Brezilyalı Solbek. 3 milyon euro Fenerbahçe teklif etti. Sao Paulo teklifi kabul etti diyor bak bu haberde de. Not. Ben yaklaşık bir ay önce bu arkadaşı söyledim bon servisine 3 milyon euro diyorlar dedim. Ardından hani e, Marcelo konusunu anlattım. Hani Fenerbahçe Marcelo ile görüştü, etti, anlaştın. Şu bu falan filan. Yani e, vesaire vesaire ya. Yani <laughs> neyse 3 diyen de var. 4 diyen de var. 5 <laughs> diyen de var. Ama bir gerçek var. 3 milyon euro Sao Paulo'nun finansal krizde olduğunu yazmışlar. Şimdi madem Sao Paulo final sana, finansal krizde Gabriel Sara ve Nestor'u da satmayı düşünüyormuş. Eski futbolcuları David Neres ve Antonin'in satışından gelecek parayla da e, biraz daha düzlüğe çıkacaklarmış Sao Paulo. Transfer hocam forvet var mı? Bir dönem Fenerbahçe taraftarı sol bek arıyordu. Kimi görse sol bek diyordu. Ya ben de dahil. Sao Paulo. Forvet'e bakalım. Hemen forvet. Canat'ın <laughs> Kaleri 28 yaşında. 4 milyon euro. Yok bu bize gitmez. Eder var. 300 bin euro. Cık. Eder'i yetmez. Orta sınıf bir takım ya. Orta saha var 10 numara. Igor Gomez var. Gabriel Sara var. <laughs> Patrick Luan loan var 23 yaşında ön libero sakat. Rafinha Sabek. Başka Reynaldo sol bek. Diego Costa stoper. Oo! Biz buraya ön libero mü ya? Ön liberolar sakatmış. Gabriel Neves var. Sat gitsin Neves'i. Kütür kütür Gustavo var bizde. Belki de pazarlıklar bu yüzden uzuyordur. Fenerbahçe dünyaca ünlü starı Gustavo'yu vermek istiyordur. 23 maça çıkmış. Bir golü var, iki asisti var. Bakın 2001 doğumlu 3 milyon euroya anlaştı diyenler de var. Ama %100 anlaşma yok. Fakat hani e, biz resmi teklifi şu şekilde yapıyoruz. Biz 3 milyon euro veririz. Bitti. Ya da taksit taksit öderiz. Bitti. Böyle bir olay var. Peki hocam milli sol bek başta şey yazmayı düşünüyorum. Flash Fenerbahçe'ye kral orta saha milli sol bek ve 3 isim diye. Hocam Alex Kral'la ilgili hiç e, şey vermedin ki demeyin. Arkadaşlar 5 milyon euro diyorlarsa hemen bugün alırız. Çünkü Arao'ya 5 verip elde patlama ihtimali var. Carvalho'ya 5 verip yıllık ücretle patlama ihtimali var. Bu çocuğu en azından 1 bir, 1.5'a bir belki ikna edersin. Sıçrayış yapsın diye. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Müldür çalımı. Milli sol bek bu. Ya arkadaşlar, ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Mantığınızdan geçirin. Fenerbahçe'ye sağ bek gerekli mi ya da bu denli bir sağ bek gerekli mi? Emre Mor'u almışsın. Güzel. Lincoln Enrique güzel. Buruma şu an Buruma benden geçer not alamadı. Muhtemelen sizlerden de alamamıştır. Şimdi Bunları transfer etti. Forvet için çalışmalarını sürdürüyor. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a kaptırdı diyor. Doğru. Bu transferin lojistiğini ses getirecek şekilde almaya çalışıyor diyor. Şimdi gündem Mert Müldür diyor. Ben size açık ve net söyleyeyim. Fenerbahçe Mert Müldür'ün mesil dahi almayacak, alamaz, alamayacaktı. Bu bir İkincisi Mert Müldür iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Galatasaray herhalde bunu biliyordur. Yani bu kadar cahil değillerdir, illaki biliyorlardır. Bu iki. Üçüncüsün Galatasaray Fenerbahçe'ye zorluk çıkartmaya çalıştığı anda Fenerbahçe de Galatasaray'a zorluk çıkartmaya çalışıyor. Yani nasıl arkadaşlar? Ee, bu arada Bernardevski vardı Fenerbahçe'ye yazılan. Amerika Birleşik Devletleri'nden Toronto ile anlaşmak üzereymiş. O duyumu da muhtemelen bizim Türk basını da sabahleyin verir. Siz bu videoyu muhtemelen 12.30'dan sonra izlersiniz gündüz. Ben de şu anda gece saattir. Şimdi Galatasaray Anthony Vakayeme ile görüşmelere başlamış. Fenerbahçe'nin normalde vaka yemeği alma ihtimali yok. Alma düşüncesi de yok. Ama Fenerbahçe'de görüşmelere başlamış. Bakın. Alma düşüncemiz yok ama görüşmelere başladık. Okan Buruk takımda çok görmek istiyormuş. Menajeriyle pazarlıktaymış. Hocam alma düşüncemiz yok da niye uğraşıyoruz? Acaba niye? Yani acaba niye? Değil mi? Acaba niye? Vallahi acaba niye diyorum size bırakıyorum sorunun cevabını. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bak Berisha 1, Serdar Dursun 2, Samatta 3, Allahyar 4, Valencia 5, Barış Sungur 6. Barış Sungur'u saymayın. Allahyar zaten satıldı. Kaldı 4. Samatta'yı tanımıyorum. Kaldı 3. Valencia'yı da... 3.5-4'e satma planımız var. Olursa Berisha Serdar Dursun. Berisha için teklifler var ama 5 milyon euronun altında şöyle 7.5'a falan çıkarlar sonraki satışlarında pay maddesi koyarlarsa belli mi olur belki Serdar da gider. Ama ben şu görüşteyim. Serdar Berisha'yı tut. A klas bir forvet çek görüşündeyim. Hani kurtuluşun bu görüşündeyim. Hani Arao bana mantıklı gelmiyor. Ne bileyim Carvalho bana mantıklı gelmiyor. Bak Alex Kral mantıklı. Bakayeme mantıklı. Al, alma yani Bakayeme'yi alma ama ortalığı karıştır. Nasıl onlar sana izin vermiyor? Sen de onlara izin verme. Mesela Mert Müldür imkanı yok ya. İmkanı yok. Fenerbahçe Allah aşkına Burak Kapaca oynatsak inanın bir, bir Mert Müldür biz çıkartırız. En azından o emareyi verdin. Bunu böyle söyleyeyim arkadaşlar. Son zamanlarda çok fazla soru geliyor. Çok değişik sorular geliyor. Joshua King'ler, Zeiss'lar, şunlar, bunlar. Arkadaşlar Fenerbahçe göndermesi gerekenleri göndermediği müddetçe alması gerekenleri alamaz. Bu Galatasaray içinde geçerli değil mi hocam? Takır takır alıyorlar. Kimi takır takır alıyorlar? Görüşüyorlar. Onlar da bizim gibi görüşme halindeler. Yani bize nasıl günlük 50 tane isim yazılıyorsa Galatasaray'a da yazılıyor. Bak şu anda senin mevcut kadronda yedek kalecin eksik bir. Kimmeci, Salahi, Tiserant, Serdar Aziz, Kolkır, Lemos. 6 stoperim var. En az iki tanesi fazla. Yani şu ana kadar bir gelecek. 2 tane gidecek lazım. 3. Ferdi Solbek, Novak Solbek, Çağatay Solbek. Eğer Solbek alacaksa bir giden bir gelen olacak. 3'e 2 yaptı. Sabek, Osay, Nazım, Serhat Ahmetoğlu diyor da Serhat Ahmetoğlu muhtemelen gidecek ya da rezerv takım. Ee, Serhat Serhat Ahmetoğlu'nu boş verin ama şeyi düşünün. E, Burak Kapaca bence oraya oynama, oynama olmayacak. Şu an takımda tek ön libero Gustavo gözüküyor. Bu tam doğru değil. İsmail Yüksek'ten bir ön libero çıkarttı. Gördüğümüz kadarıyla. Jesus. Gustavo gider. Gidebilir. Giderse 4. 4'e 2 oldu. E Wellington şey Wellington diyorum. William Carvalho falan filan çekebilirse 4'e 3. Yani 4 giden 3 gelen oldu. Crespo 8 gibi ama 6 gibi de. Zayt 8. Zayt gider diye düşünüyorum ben. 5'e 3. Mert Hakan durur. Muhammed Gümüşkaya gider gibi duruyor. 6'ya 3. Max Meyer gider gibi duruyor. 7'ye 3. Arda Güler Lincoln durur. Mesut gider gibi 8'e 3. Bakın orta sahada boşluk oluştu. Değil mi? Crespo, Carvalho, İsmail Yüksek. Mert Hakan 4. Yine eksik gibi. Yani yine en az bir kişi eksik gibi. Arda Güler 5. Lincoln 6 diyeyim. Yani 3 kişiye 6 kişi bence az. Oraya bir isim daha olabilir. Mesela Joshua King ismi bu yüzden düşündüğü olabilir. 8'e 3'te mi kaldı? Tam hatırlamıyorum. Rossi. Buruma kalır gibi. Pelkas gidici. Pelkas da gerçi onda kullanabilirsin. 8 olmuyor Pelkas'tan. Az buçuk gördünüz. 9'a 3 oldu. Hadi gönderelim. Arda Okan muhtemelen göndeririz. 10'a 3. Emre Mur. Burak Kapacak durur. Bence Berisha durur. Serdar Dursun durur. Samat'ta gider 11'e 3. Allahyar gitti 12'ye 3. Valencia gider 13'e 3. Barış Sungur gider 14'e 3. Haliyle 3 kişi daha lazım olur. 14'e 6 gibi. Yani şu andan transfer bitimine kadar 20 sirkülasyon olabilir. Ki Allahyar zaten gitti. Barış Sungur'u siz saymayın. 2. Lemos'la Maksimil'e de ben düştüm. 4. Zaten 20 transferin. 5'te 1'i gitmiş olacak. Anlatabiliyor muyum? Durumlar bunlar arkadaşlar. Ee, aslına bakarsanız tek tek futbolcuları sayarken ben size orada güzel şifreler, mesajlar verdim. İnşallah anlatabilmişimdir. Fenerbahçe'den giden gelen borsasını. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama hocam Beşiktaş şunu alıyor. Galatasaray şunu alıyor. Biz de almak istiyoruz arkadaşlar. Her şey transferle bitmiyor. Yıllar önce aldığın çöpleri gönderemediğin için bugün hareket edemiyorsun. Lemos'tan kurtulamadığın için stoper alamıyorsun. Cisenant'a 4 verdiğin için bugün 4'e yakın göndermeye çalışıyorsun. Samatta'ya 6 verdiğin için bugün kurtulamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Aynı hatalara düşmeyelim. Geçen sene Beşiktaş, Pijaniç, Aleş Teşkira, Başduay'ı 3, Gezzal vardı, Rozier vardı, Souza vardı. 6 6. Adem Laiç falan kadrodaydı. 7. Jorah Lens vardı. Douglas vardı. işte Solbek vardı. Şampiyonun en büyük adayı dediniz. Nasıl oynadılar? Trabzonspor mesela geçen sene. Ahım şu an bir kadrosu yoktu Trabzonspor'un. Hala bugün de söylüyorum yok. Hani hakem hataları lehine hakem hataları değil de aleyhine çok değil ya. İlk 10 haftada 2 tane 3 tane aleyhine hakem hatası olsun. 10 hafta sonrasında Belki ilk onun içerisinde olmayacaklar. Belki lig bitiminde ilk onda olmayacaklar. Galatasaray kadrosu yabancı kuralı var, Türk kuralı var. Bu arada Mehmet Büyük önümüzdeki senenin yabancı kurallarına ilgili de şifreyi vermiş. Tamamen kaldıracağız demiş. Yok öyle demeye getirmiş. Omanın şifreleri alırsınız. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi ki bu kanalda bizlerlesiniz. Abone olduğunuz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda 24.493 kişi gördüm abone de. 7 kişi daha olsaydı 24.500'ü birlikte görürdük ama nasip değilmiş. Yine de teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eee şimdiden de Arefenizi mübarek eylesin Rabbim. Arefe gününde 1000 adet ihlas okumak çok ama çok elzemdir, mühimdir. Yani bin tane kulhu Allah biz çekerek. Tavsiye ederim. Hani bir kardeşiniz olarak, bir dostunuz olarak tavsiye ederim. Hocam benim dini şeylerde yüzüm yok demeyin. Belli olmaz bu işler. Çektiniz bin tane ihlas için. Belki Rabbim gönlünüze ferahlık verir. Belki meyil verir. Bilemezsiniz nereden ne kısmet alacağınızı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.